Önce Çin aşısıyla CoronaVac'la iki doz aşılanmış olanlara rapel dozu, hatırlatma dozunu yapmaktır. Buradaki durum şu, gidişattan anlaşılıyor ki biz her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Grip gibi aşılamamız gerekecek. Devam edecek bir süreç. Yani bu pandemi belli bir noktada sonlanmayacak gibi gözüküyor. Bu durumda da her yıl aşılamamız gerekiyor. Bu aşılama için TürkoVac aşısının her yıl kullanılacak aşı olarak kendi yerli aşımız olması adına bu önemli bir çalışma. Öte yandan da toplumda iki doz aşılanmış, daha sonra da aşılanmamış insan sayısı oldukça fazla. Pek çok kişi belli bazı sebeplerle, bazı korkularla bu aşılamadan kaçınıyorlar. Bunun sebebi ne peki? Birinci sebebi henüz çocukların aşılanmamış olması. O önemli. Zaten şu anda çocuklarda yaygın bir pandemi sürüyor. Çünkü aşılama oranları henüz çok okul çağının öncesine inmediği için yeterli değil o bölümde. Diğer taraftan iki doz Çin aşısının ki bunu en başta hatırlayacaksınız 65 yaş üstündeki yaşlı nüfusa uygulanmıştı. Üzerinden çok zaman geçti. Çin aşısının etkinliğinin artık 3-6 aydan sonra kalmadığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Bugün yoğun bakımlara bakıldığı zaman tabii çok önemli bir kısmı hiç aşılanmamış olanlardan oluşuyor. Ondan sonra gelen önemli bir kısım ise iki doz CoronaVac yani Çin aşısı olanlardan oluşuyor. Yani Çin aşısının koruyuculuğu bu açıdan oldukça zaman içerisinde yitirilmiş bir koruyuculuktan bahsediyoruz. Bu nedenle de bu çalışmamız, bu faz 3 çalışmamız oldukça önemli. Bu açıyı kapatmış olacak. Baktığımız zaman aşıyla ilgili 3. doz Sinovac alanlarda bile ya da Çin aşısı olanlarda bile ciddi bir şekilde vakayla karşılaşabiliyoruz. Bunu karşılaştırmak için yapılan bir çalışma. Burada diğer çalışmada olduğu gibi hasta istediği aşıyı seçemiyordu önceki çalışmalarda. Burada açık etiketli yani hangi aşıyı olmak istiyorsa onu seçebilecek. İsteyenlere biz burada Çin aşısını 3. dozunu yapabileceğiz. İsteyenlere de TürkoVac aşısını yapabileceğiz. Bu tamamen kişinin tercihine kalmış durumda. Yani Çin aşısıyla başlamış ve Çin aşısıyla devam etmek isteyenler için de bir alternatif var burada. Üçüncü dozunu TürkoVac'la, bundan sonraki dozunu TürkoVac'la olmak isteyenler için de bir fırsat doğmuş oluyor. Kendi yerli aşımızın kullanıma girmesi açısından, erken onay alması açısından bu çalışma oldukça önemli. Gönüllü olmak isteyenler bekliyoruz. Öncelikle doğrudan da başvurabilirler. E-nabız üzerinden randevu alabilirler. Numaramızı paylaşırız. O numara üzerinden telefonla da arayabilirler. Bu üç yolu da kullanabiliriz. Yeter ki aşı olmak istesinler. Bu aşıya gönüllü olup katkı sağlasınlar. Yerli aşımız kullanıma girebilsin bir an önce. En son rakamımız 120, 130 bir yan etkiyle karşılaşmadık. Diğer aşılarda olan benzer şikayetler, halsizlik, kırıklık, yapılan yerde ağrı, şişlik, baş ağrısı, zaman zaman göğüs ağrısı gibi şikayetler olsa da biz bunları tabii çok titizlikle bu şikayetler ortaya çıkınca araştırıyoruz, testler yapıyoruz, herhangi bir şey olup olmadığını ortaya koyuyoruz. Şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Yani bu çalışmaya katılanlar aynı zamanda çok ciddi bir şekilde takip ediliyorlar. Bu takipler evlerinde otomatik telefon aramalarıyla belli sorulara yanıt vermesi şeklinde yapılıyor. Eğer orada bir sorun görülürse gönüllü merkeze çağrılarak gerçekten bu söyledikleri doğru mu? Hem testlerle hem de muayeneyle anlaşılmaya çalışılıyor. Yani oldukça güvenli görülüyor şu ana kadarki veriler. Bu 129 rakamı ilk daha önce hiç aşılanmamış olanlardaki çalışmamız. Bugün yeni başladık. Rapel dozundan daha önce Çin aşısı olmuş olanlardaki çalışmaya bugün yeni başladık. Ondan önceki 129 rakamı hiç aşı olmamış insanlardı, gönüllülerdi. Onlardan da bir kısmında ikinci dozu da yaptık. Herhangi bir ciddi sorunla karşılaşmadık. Türk aşısını bekledim. Yani gayet iyiyim, bir sıkıntı yok ve aşı olmak isteyen herkesin gelmesini bekliyoruz buraya. Yani aşının ne kadar önemli olduğunu bu aşamada çok iyi anladık. Şu an için yani gayet iyiyim, bir sıkıntı yok. İnşallah herkes de aşı için müracaat eder buraya.
Erdal Özkan. Hastanede çalışıyorum, burada çalışıyorum. Teşekkür ederim.